Herkese merhaba. Bence daha önce Netflix'te belgesel dizi yarışma bir sürü önerimiz olmuştu. Söz verdiğim gibi bugün sıra animasyon çizgi dizi önerilerimizde. Netflix'te en çok izlediğimiz tür bence bu. Çok fazla önerimiz var. Hepsini bir videoya sıkıştırırsam video çok uzun olacaktı. O yüzden bugün için 5 tane çizgi dizi önerim olacak. Aşağıya bu arada yazdım. Direkt dakikasından istediğiniz varsa ona da atlayabilirsiniz. Animasyon önerilerime geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna basmayı ve zili açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bana destek olmak isterseniz de abone olup zili açtıktan sonra bir de beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler. İlk olarak bahsetmek istediğim bir Japon çizgi dizisi. Japon deyince hemen anime gibi düşünmeyin. Arkamdan da göreceğiniz gibi böyle kalın çizgilerin olduğu, insanların yerine hayvan figürlerinin insanlaştırıldığı bir çizgi dizi. Agrex Suko. Bu çizgi diziyi bu kadar sevmemizin temel nedeni Bence karakterimizin beyaz yakalı bir çalışan olması, iş ortamı, gıcık patron, mesaiye kalmak, rekabetçi iş arkadaşları, maaşı bitirip para bulmaya çalışmak da var. İş çıkışında bir hobi yapmaya çalışmak da var bunların içinde. Çizgi diziyi ilginç kılan Agreg, Suko denmesindeki o ag yani öfkeli, kızgınmış olmasının sebebi karakterimizin iş çıkışından sonra yaptığı hobisi. Güzel bence çok tatlı bir karakter. Çok saf, çok minnoş. Sıkıntıları, bölümlerin konusu aslında çok hayatın içinden. İnsan... Bir çizgi dizide ve bir Japon çizgi dizisinde hepimizin yaşadığı günlük problemleri, sorunları veya karşılaşabileceğimiz basit şeyleri izlemek bence çok keyifli. Beyaz Yaka problemleri daha çok birinci sezonda var. İkidi, üçte daha böyle belli başlı konulara yoğun. Dizi üç sezon. Biz üçünü de izledik, bitirdik. Dördüncüsü gelsin, beşincisi gelsin. Yine izler, yine hemen bitiririz eminim. İlk olarak size önerim Greg Suko. Şimdi bahsedeceğim 3 tane çizgi film Arkadya hikayeleri olarak geçiyor. Üçünün de konusu birbirinden farklı, karakterler, ana karakterler, olay örgüleri, hikayeler farklı. Ama bence bu çok güzel bir şey. Çizgi filmlerin hikayeleri birbiriyle bir şekilde iç içe geçiyor. Yani A çizgi filmini izlerken B'yi de görüyorsunuz içinde. Daha sonra A final yapıyor, bir şey yapıyor. Yani belki bir iki yıl boyunca hiç o çizgi filmde ne oldu ne bitti göremiyorsunuz derken Yeni çıkan, bu sene çıkan başka bir çizgi filmin içinde A çizgi filmin karakterlerinin ne olduğunu, ne yaptıklarını, ne halde olduklarını görüyorsunuz. Bu anlamda gerçekten üçünü birden izlemek daha keyifli. Ve bir çizgi dizi izlerken daha önceden izlediğiniz, bildiğiniz karakterleri içinde görmek çok güzel bir şey. Sanki böyle eskiden tanıdığınız bir arkadaşınızı görüyormuş, onunla rastlaşıyormuş gibi oluyorsunuz. İlk bahsedeceğim çizgi film bu seri içerisinde Troll Avcıları. Burada normalde troller var. Troll avcılarının düşmanları var. O düşmanlardan troll köyünü korumak için bir madalyon var ve bu madalyon hep bir trolü seçiyor. Derken o madalyon bir anda bir insanı, bir çocuğu seçiyor. Ve dolayısıyla hani orada çocuk da ne yapacağını bir şaşırıyor. Troller ne ya nasıl yani diyor. Çünkü insanlara düşmanlar aslında. Böyle garip bir hikaye. Bir yandan yakın arkadaşları o çocuğa yardımcı oluyor, destek oluyorlar. Şunu söyleyeyim. Netflix içerisinde izlediğim en heyecanlı en çok keyif aldığım. Keşke baştan izlesem ve o heyecanı tekrar duysam dediğim çizgi film benim için troll avcıları. Animasyon çok kaliteli, çizimler çok kaliteli, kurgu çok güzel, hikaye çok güzel, çok heyecanlı, çok sürükleyici. Ya bunu öneriyorum, öneriyorum çarpı 10 o kadar söyleyeyim. Arkada hikayelerinin ikinci çizgi filmine geldik. Three below. yani üç altında. Adı biraz anlamsız. Hani üç altında ne? Gerçekten bilmiyorum. Ben, ben çok anlayamadım. Bunu bilen, anlayan varsa, yorum olarak yazarsa gerçekten çok sevinirim. Hemen hikayeye geçiyorum. Uzaylı arkadaşlarımız kendi ülkelerinde, bu arada ileri teknoloji, direkt teknolojinin bizzat kendisi olan bir gezegen düşünün böyle bir gezegende darbe yapılıyor ve kötü adamlar ailelerini ele geçiriyor. Çocukları işte öldürmeye çalışıyor falan filan derken çocuklar bir şekilde kaçıyor. Dünyaya nereye? Tabii ki de Arkadya'ya geliyorlar. Bu troll avcıları kadar inanılmaz, çok güzel, harika falan demeyeceğim. Ama bunun hikayesi de güzel. Hani hepsinin bir Arkadya'da geçiyor olması, Arkadya'yı biliyor ve tanıyor olmak güzel bir his kesinlikle. Onun dışında animasyonun kalitesi çok güzel. Hikayenin akışı sıkmıyor. O anlamda izlemenizi kesinlikle öneririz. Arkadya hikayelerinden sonuncusu Büyücüler. Yine Arkadya'da geçiyor. Burada 3 e, sezonluk... Troll avcıları bittikten sonra ya bunun sonu ne oldu, bunlar ne oldu, bir yeni bir troll avcıları gelmeyecek mi, e hani devamı yok mu çok merak ediyoruz dediğiniz noktada o karakterler burada hayat buluyor ve burada hayatlarına devam ediyor bu çizgi film içerisinde. O yüzden sakın ha önce bunu izlemeyin, önce troll avcılarını izleyin, daha sonra büyücüleri izleyin. Çünkü gerçekten o zaman hiçbir şey anlamazsınız. Önce troll avcıları sonra bu. Burada da böyle bir eski zamanlar, büyücüler, işte düşman, karanlık güçler falanlar böyle zamanlı falan geriye git, dön, gel güzel hikayesi var. Kurgusu da çok güzel. Bu da çok güzel sardı. Bunu da müthiş düzeyde öneriyorum hemen hemen artık benzer olduğu için ve ben bundan öncekileri aşırı düzeyde övdüğüm için bunu o kadar artık uzatmayacağım. Benim bu Arkadya hikayeleri üçlemesinde en sevdiğim kesinlikle bir numarada troll avcıları, iki numarada büyücüler, üç numarada üç altında acaba isminin üç altında olmasının sebebi bu olabilir mi? Ve geldik bugünün son beşinci önerisine Tipo. İçinde bulunduğumuz çağda insanlar hayatlarını yeryüzünde istedikleri gibi sürdürebiliyorlar. Ve hayvanlar insanlardan kaçacak yer arıyor aslında. Artık hayvanların yaşam alanlarına da müdahale etmeye başladık çok net bir şekilde. Bu çizgi filmde uzak bir geleceğe gidiyor. Hayvanlar mutasyona uğramışlar. Hatta insanlar kadar zekiler. Öyle ki yılanlar var, gitar çalıyorlar, rock müzik yapıyorlar. İşte aerobik yapan hayvan grubu mu ararsınız? Luna Park işleten fareler mi ararsınız? Neler neler var. Böyle bir dünyada tabii işler biraz tersine döndüğü için de İnsanlar yer altında hayvanlardan kaçarak canlarını korumaya çalışarak hayatlarını sürdürüyorlar. Derken bir gün ana karakterimiz Kipo bir şeyler oluyor ve yer altında bulunduğu yuvadan bir şekilde yeryüzüne çıkmak zorunda kalıyor ve ondan sonra macera başlıyor. Yıllardır hiç kimsenin yeryüzüne çıkmadığını düşünecek olursak her şey inanılmaz derecede farklı geliyor Kipo için kurgu kurgu çok ilginç hikaye gerçekten güzel hatta öyle ki bir hayvan var insanları kendine itaat ettiriyor yani sanki böyle evcil hayvanıymış gibi bir hale getiriyor bu arada benim en çok Dikkat ettiğim şeylerden birisi de o animasyonun çizgilerinin görüntüsünün renklerinin beni çok rahatsız etmemesi. Onu çok dikkat ediyorum. Ve Kipo'nun çizimleri, renkleri, müzikleri inanılmaz iyi. Özellikle Kipo'nun intro müziğine bayılıyorum. Spotify'dan direkt benim beğendiğim şarkılar arasında bulunuyor direkt kendisi. Farklı bir vizyon, farklı bir macera farklı bir perspektif gerçekten bunu yapan için de hani helal olsun çok farklı bir kafası varmış diyorsunuz. Son olarak önerim de bu yüzden Kipo. Anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Devamı var. Devamı da mutlaka gelecek. O kadar çok önermek istediğim çizgi diziler var ki hemen bir sonraki videoyu da çekiyor olacağız. Böyle bir iki video sonrasında onu da direkt paylaşıyor olacağım. Hiç merak etmeyin. Umarım önerdiğimiz çizgi filmleri izler ve sizler de bizim kadar çok seversiniz. Özellikle troll avcıları bence bu bugünkü beşlinin zirvesindeki o benim için. Sizler ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar hatırlatmak gerekirse abone değilseniz abone olmayı, zile basmayı ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 写的嘛。